Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Teşkilatı ve 27. dönem milletvekili adayları 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Aksaray'da faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanlarına yönelik bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı burada yaptığı konuşmada esnaflığın ve alın terinin ne olduğunu iyi bildiğini ifade ederek sivil toplum kuruluşlarına verdikleri önemli işbirliği içerisinde yapılan hizmet ve yatırımları değerlendirdi. AK Parti Aksaray İl Teşkilatı esnaflara yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı düzenledi. AK Parti Aksaray Milletvekili adayları, AK Parti İl Teşkilatı, İl Başkanı ve Yönetimi, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında Aksaray'da faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne kayıtlı oda ve sivil toplum kuruluş başkanlarının temsilcileri ve üyeleriyle bir araya geldi. İlçe ve beldeler dahil geniş katılımlı istişare toplantısına ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, burada yaptığı konuşmada esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek hizmet ve yatırımları değerlendirdi. Seçim çalışmaları kapsamında istikrarın sürmesi yönünde güçlü Türkiye için güçlü destek istedi. Şimdi tabii bütün bu projeleri yapıyoruz ama biz bu projeleri gönül rahatlığıyla gözümüzü kapatarak istediğimiz gibi güçlü ve hızlı bir şekilde yapmamızın en büyük sebebi bir kere arkamızda güçlü bir hükümetin olması, güçlü vekillerimizin olması, onların bizlere destek vermesi. Bunların desteği olmadan, onlar bize yardımcı olmazsa bütün bu projelerin gerçekleştirilmesi ya hakim kalır ya da istediğimiz sonuca ulaşamayız. Dolayısıyla sizlerin de bildiği gibi pazar günü önemli bir seçimimiz var. Ben Aksaraylı hemşehrilerim olarak bunun çok iyi bildiklerinin farkındayım. Hele esnafımızın bu işin yeteri kadar farkında olarak neyi nasıl yapılacağını çok iyi biliyorum. İstikrarın, güvenliğin ve doğru adresin AK Parti olduğunu zaten sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bunları sizlere anlatmam belki abes kaçar ama bunu söylemek de zorundayım. Ve yaparsa AK Parti yaparı Sayın Cumhurbaşkanımız söylerken boşuna söylemiyor. 16 yılda yapılanlar, 16 yılda gerçekleştirilen birçok proje, birçok çalışma aslında bunun en güzel göstergesi. Ve biliyorsunuz bir işaretimiz var, Rabia işareti. O kadar da vekilimiz var. İnşallah Aksaray'da 4 tane vekilimiz de meclisimizde sizlerin de desteğiyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, birlik olarak esnafların sorun ve sıkıntılarına değinerek çözüm odaklı dilek ve temennileri dile getirdi. Esnaf ve sanatkarlarımızın tabii sorunları var. Kanunlarımızın yeniden düzenlenmesi lazım. Sayın Bakan, notlarınızı herhalde yüreğimizde bizim sorunlarımızı taşıyorsunuz zaten. Haberimiz de var, bilgilerimiz de var. Tezkerde. Ama şimdi bizim teşkilatlarımız sadece hani evrak alıp verme kurumu gibi bir yaptırım gücü yok. Teşkilatlarımızın esnaf ve sanatkarlara verebilecek cevaplar da yok. Hatta bazen geliyorlar esnaflarımız, ya siz para almaktan başka bir şey bilmez misiniz? Siz sadece imza atmaktan başka bir şey bilmez misiniz? Bilmez misiniz? İnanın bu soru karşısında biz cevap veremiyoruz. Bunun da bir an önce kanunlaştırılıp yürürlüğe girmesi lazım diye düşünüyorum. Eski Bakan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı yeni dönemde hayata geçecek olan müjdeler verdi. Esnaf Kart'tan haberiniz olmuştur herhalde. Olan var mı? Başkanım var. Bu Esnaf Kart ne işe yarayacak? Esnaf Kart işte sizin toplantılardan alıyorsunuz ya. İndirim sağlayacak, size vali avantajı getirecek, bunu kullanmanız. İkincisi, bayilerden alışveriş yaparken şimdi Coca-Cola. Gidiyor zincir mağaza. 10.000 tane de bana şey verdi. Kola ver. Tamam, başkan gidiyor ki bana bir kasa ver. Şimdi 10.000 kasayla bir kasa arasındaki fiyat farkı olacaktır. Onun için sizin de büyük sipariş vermeniz lazım. Bunun için sizin yapmanız gereken işlem kümelenme değil, kümelenme. Bir kooperatif kurmanız lazım. Biz de anlaştık ama maalesef şu ana kadar yol almadık. Sizi biraz daha teşvik edeceğiz.
belki de bir vergilerden avantajı alarak orada getireceğiz. İkincisi, daha da önemlisi, sizin dükkanda oturup da müşteri beklemek gibi derdiniz olmaması lazım. Onun için biz geçenlerde PTT ile bir sözleşme yaptık. PTT AVM. Duydunuz mu onu? Duymadıysanız şimdi inanın. Dolayısıyla siz oturacaksınız. Ortaköy'den Ahmet abi gördüğüm için söylüyorum mesela. Kim var orada Ortaköy'de? O PTT AVM'ye girecek. Ben de diyecek arkadaş ayakkabı var. Çanak, çömlek var. Tespit var. Koyacak oraya. Bunu hem Türkiye'ye hem dünyaya satacak. PTT AVM'ye alacak. Bedava taşıyacak. Sigortası mı yapacak? Parası sana gelecek. İstişare ve değerlendirme toplantısında eski dönem milletvekili Ahmet Yaşar ve Minibüsçüler Halk Otobüsleri ve Umum Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Veysel Öztürk de söz alarak esnafların sorunlarına değindi. AK Parti Aksaray Milletvekili ve adayı Cengiz Aydoğdu ve Grup Başkan Vekili Milletvekili ve adayı İlknur İnceöz ise Aksaray'a kazandırılan yatırımlar, hizmetler ve projeleri anlattı. Siyasi gündeme vurgu yaparak bugün gelinen noktada kalkınma hamlesinde güçlü ve büyük Türkiye için 24 Haziran'a işaret etti. Bu sistemin hazırlıklarını biz neredeyse bir senedir yapıyoruz. Ben o hazırlık komisyonundayım, çalışıyoruz. Yeni sistemin esaslarını, çalışma usullerini vesairesini düzenliyoruz. Bu çerçevede sadece bakanlıklar değil, Türkiye'deki pek çok saha yeniden tanzim edilecek. O bakanlıklarda oluşan kurumsallaşmaya göre bunun sahada yansımaları olacak. Meslek odaları, esnaf odaları, esnaf birlikleri bizim Cumhuriyet tarihi boyunca bir türlü damarından, aslından, özünden yakalayamadığımız bir konudur. Geçmişte de ecdat bunu çok esaslı bir şekilde yapmış. Türkiye'de Osmanlı tarihi boyunca esnafa yönelik, üreticiye yönelik, tüketiciye yönelik düzenlemeler emsalsiz, benzeri yok, o kadar muhteşem. Ama biz onun şu anda nasıl yapıldığını dahi doğru dürüst bilmiyoruz. Onun için hem büyük bir mirasın üzerindeyiz, hem bu işi tam olarak o mirastan faydalanacak tanzim edemiyoruz. Yani büyük bir konağın mirasçısı, konağın içinde dilenen çocuklar gibiyiz. Birbirimizi seveceğiz, ülkemizi seveceğiz ve ülkemizin büyümesinin önündeki engelleri inşallah müsaade etmeyeceğiz. 24 Haziran'da Türkiye tarihi yoluna, yolculuğuna devam edecek. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Aslında bugün burada konuştuğumuz asıl önemli konu, sorunları konuşurken çözümleri, sorunlara dair geçmişte yaptıklarımızı anlatırken geleceğe dair ne yapacağımızı. Aslında bu biraz evvel söylediğimiz bütün konuşmaların toplamında 16 yıl öncesinin artık ülkesine dair umudu olmayan insanların olmadığını gördük. 16 yıl öncesindeki Türkiye tablosunda Ahmet Bey kendi yaşadıklarından örneklerle anlattı esnafımızın neler yaşadığını. Ve hepimiz hatırlarız, dünyanın hiçbir yerinde kriz yokken Türkiye'de bir kriz yaşanıyordu. Esnaf kardeşlerimiz sokağa çıkmıştı ve hepimizin hafızasında kalan başbakanlık önünde fırlatılan bir yazar kasa idi. O günler yarına dair umudumuzun olmadığı, burnumuzun ucunu bile göremediğimiz, önümüze böyle bugünkü gibi 2023, 2053, 2071 gibi çok uzak hedefleri koyabildiğimiz günler değildi. O günlerde genç bir kardeşiniz, bir vatansever olarak hayata başlarken ülkemizin içinde bulunduğu o umutsuz tablonun içerisinden nasıl çıkarız diye yola hareket ettiğimiz 14 Ağustos 2001 yılından itibaren 16 yıldır yaptıklarımız ortada. Aksaray'da yoğun bir çalışma temposuyla adeta arı gibi çalışan ak kadrolar, esnaflarla bir araya geldikleri istişare toplantısında esnafın sorun ve taleplerini dinledi. AK Parti Aksaray 27. dönem milletvekili adayları Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden Geçti ve Muhammed Aktaş, Fatih Mahallesi'nde seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara seslendi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından Fatih Mahallesi Karabağ Tematik Parkı'nda düzenlenen seçim programına vatandaşların ilgisi büyük olurken milletvekili adayları 24 Haziran'da bir kez daha yüksek oy oranıyla Türkiye'nin seçimini gerçekleştireceğiz mesajı verdi.
AK Parti Aksaray 2. sıra milletvekili adayı Cengiz Aydoğdu, AK Parti Aksaray 3. sıra milletvekili adayı Mustafa Serden geçti. Türkiye tarihinde gençlere tanıdığı fırsatlarla siyaseti gençleştiren AK Parti'nin Aksaray 27. dönem 4. sıra milletvekili adayı Muhammed Aktaş, Fatih Mahallesi'nde 24 Haziran seçimlerinde sandıktan iyi bir sonuç çıkması için halkın destek ve duasını isteyerek mahalle sakinlerine seslendi. Pazar günü gideceğiz sandığın başına. Tamam. Orada oy pusulasını göreceksiniz. Oy pusulasında Cumhur İttifakı, Millet İttifakı olacak. Cumhur İttifakı'nın içerisinde lambanın altındaki boşluk daireye oylarımızı basacağız. Oraya oyumuzu basınca ne yapacağız? Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını, geleceğini garantiye almış olacağız. Memleketimizin, milletimizin huzurunu garantiye almış olacağız. Şu anda Membiç'e giriyoruz bugün. Suriye'de, Irak'ta bizim burada bu akşam huzur içinde toplanmamız için canını dişine takan Mehmetçiğin orada duruşunu garantiye alacağız. İnşallah aydınlık güzel günler, gelişmiş büyük bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz. Liderimiz Cumhurbaşkanımızın arkasında hep birlikte olacağız ve ona dualarımızla ve oylarımızla destek vereceğiz ki o mahsur olmasın, başı öne eğik olmasın. Hani hep diyoruz ya dik dur eğilme diye, inşallah onun dik durması için biz de oylarımızla ona destek vereceğiz. Zaten Cumhurbaşkanımızın ne diyor? Ben bütün gücü sadece sizde vatandaşlarımdan alırım, halktan alırım. Başı kimsenin de önünde eğilmem diyor. İnşallah onun da başını hiç eğmeyeceğiz. Tam güçlü bir destek vereceğiz Aksaray'dan. İnşallah pazar günü 24 Haziran'da çok önemli bir seçime gidiyoruz. Pazar günü Türkiye geleceğini oylayacak. Yaklaşık bir ay aşkın bir süredir kapı kapı dolaştı. Sıkmadık el bırakmadık. İnşallah Fatih Mahallesi'nde ve Aksaray'da bundan sonra bir oy daha nasıl fazla alırız? Onun düşüncesiyle, bu inançla kapı kapı dolaşacağız inşallah. Milletin desteğiyle mecliste Aksaray'ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerinin vurgusunu yapan ve Aksaray'da 4'te 4 için çalışmalarını aralıksız sürdüren AK adayları ise vatandaşların desteği tam. AK Parti Aksaray Milletvekili ve adayı Mustafa Serden geçti. Beraberinde İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte Çerdiğin ve Sofular Mahallesi'nde seçim çalışmalarını sürdürdü. AK Parti Aksaray Milletvekili ve adayı Mustafa Serden geçti. Beraberinde İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte Çerdiğin ve Sofular Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Seçime sayılı günler kala çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Aksaray AK Parti heyeti gittikleri her yerde coşku ve samimiyetle karşılanıyor. Yani arayı ne kadar açtın? 2 yıldan. Kendilerine gösterilen ilgi ve teveccühe teşekkür eden AK Parti Aksaray Milletvekili ve adayı Mustafa Serden geçti. AK Parti olarak bizim görevimiz davamıza sahip çıkmak. Bunun için de hep birlikte çalışıyoruz. Şükürler olsun ki her zaman yol arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz bizlerin yanında oldu, bize destek verdi. 24 Haziran 16 yıl boyunca icraat yapan AK Parti iktidarının birikiminin taçlanacağı bir seçim olacak. 24 Haziran'dan sonra da icraatlarımıza, yatırımlarımıza devam edeceğiz. Ülkemiz için, milletimiz için hep daha iyiyi, hep daha güzeli hedefledik. Şimdi bu hedefleri gerçekleştirmek için yaparsa yine AK Parti yapar diyerek sandık başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye oy istiyoruz dedi. Ziyaretlerde Aksaray AK Parti Teşkilatı olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz mesajı veren İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, vatandaşlarımızın ve İslam coğrafyasının umudu olan liderimiz ve partimiz için teşkilatımız, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, meclis üyelerimizle, şehir merkezimiz ve kırsal mahallelerimizde, köy ve kasabalarımızda gitmedik yer, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Çalışmalarımıza seçim öncesinde olduğu gibi seçim sürecinde de ara vermeden devam ediyoruz dediler. Çerdiğin Mahallesi ve Sofular Mahallesi'ndeki seçim çalışmalarına eski bakan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, meclis üyeleri ve partililer de katıldı.
AK Parti milletvekili adayları ve parti teşkilat kademeleri mahalle mahalle, sokak sokak, köy ve kasaba çalmadık kapı bırakmadan samimiyetle gönül almaya ve seçim çalışmaları yapmaya devam ediyor. AK Parti heyeti seçim çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesi'nde Karabağ Tematik Parkı'nda akşam çayında vatandaşlarla buluştu. Her kademesinde güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Aksaray AK Parti İl Teşkilatı, İl Başkanı ve Yönetimi, Milletvekili adayları, Belediye Başkanı, ilçe Teşkilatları, ilçe Belediye Başkanları hep birlikte emin adımlarla 24 Haziran'a yürüyorlar. 24 Haziran seçimleri kapsamında gruplar halinde koordineli bir şekilde vatandaşlarla birebir temasa geçerek sorunları ve talepleri dinleyen ziyaretler gerçekleştiren AK Parti İl Teşkilatı ve milletvekili adayları Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden Geçti, Muhammed Aktaş, Karabağ Tematik Parkı'nda vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle Türkiye'de başlayacak yeni dönem ve hedeflerini anlatan milletvekili adayları, ülkemiz için, Aksaray'ımız için bizim hedeflerimiz çok büyük. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte daha güçlü, daha müreffeh ve daha özgür bir Türkiye'ye yürümekte kararlıyız. Bunun için güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için siz hemşerilerimize güvenimiz tam. Milletimizin teveccühü ortada mesajlarıyla destek istediler. Sizler de biliyorsunuz pazar günü çok önemli bir seçimimiz var. Ben buradan gördüm, hepiniz bu dört işaretini, Rabia işaretini gösteriyorsunuz. Hep beraber Rabia işaretini gösteriyoruz. Bizde de bu kadar vekil var. İnşallah dört vekilimizin dördünde göndermeye hazır mıyız, tamam mı? Gönderiyor muyuz? Dördünde gönderiyor muyuz? Göndereceğiz mi hepsini? Peki, teşekkür ederiz. Biz bugüne kadar 12 seçim yaptık. Ben teşkilatın içerisinde 16 yıldır görev yapan bir kardeşiz olarak sesleniyorum. Bugüne kadar yaptığımız her seçim gerçekten çok önemliydi. 24 Haziran seçimleri ise bu önemli seçimlerin hepsinden daha önemli bir seçim. Ben Fatih Mahallesi bugüne kadar bizi yalnız bırakmadı. İnşallah 24 Haziran seçimlerinde yine yalnız bırakmayacağını düşünüyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberlerle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.